Voley Plus'ta perde arkası programından herkese merhabalar. Kadir Can'la birlikte Galatasaray gündemini konuşacağız. Kadir Can hoş geldin. Hoş buldum sevgili Ali Naci Küçük. Gündemimiz yoğun. Hızlıca başlamak istiyorum. Süper Kupayı sormak istiyorum. Fenerbahçe 19 takım ile çıkacağını açıkladı. Galatasaray cephesinde bu durumla ilgili son gelişmeler nedir? Galatasaray kulübünün ve futbol A takımının programında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Rakibi Fenerbahçe'nin bu açıklaması sonrasında Galatasaray tam kadro çıkacak. Az futbolcularıyla sahada olacak. Bütün tam kadro yönetim kafilisi de futbol takımı da Şanlıurfa'ya gidecek. Kupayı kazanmak için Galatasaray sahaya çıkacak. Hatta Galatasaray İş Adamları Derneği'nin toplantısı da Başkan Dursun Özbey'in katılımıyla Urfa'da yapılacak. Yani Galatasaray tamamıyla kupaya kazanmak için buna odaklanmış durumda. Tabii ki işte maçın 90 dakika sürmeyeceği, işte kırmızı kartlar görüp e, tatil yoluna ya da hükmen mağlubiyet yoluna gidileceği konuşuluyor. Ama e, bu durum e, işte Galatasaray'ın e, Süper Kupa'ya olan e, planlarında e, herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek. Hatta e, Galatasaray'ın yeni transferi Orien'inde, Süper Kupa finalinde ilk kez 11'de sahada yer alacağını söyleyebiliriz. Mustera'ya geçmek istiyorum sevgili Enerji Küçük. En 500. maçına çıktı Galatasaray'ın kaptanı Hatay Spor karşısında. Mustera'nın sözleşmesi hakkında yeni bir gelişme var mı? Maç sonunda kendisi başkan ne dediyse odur tarzı esprili bir yanıt verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek aslında sarı kırmızı taraftarların e, yüzünü güldürecek haberi verdi Mustera konusunda. Urgaylı Kaleci de bunu onayladı. Sözleşme detaylarına gelecek olursak biraz e, Başkan Dursun Özbek için zaman zaman zor geçen bir e, kontrat pazarlığı oldu. Özellikle Sayın Erden Timur e, Mustera'yla yola devam etme konusunda çok kararlı bir duruş sergiledi. E, mustera bu noktada Önceki kontratında sözleşme şartlarında maç başına para alıyordu. E, bu da tabii ki e, yıllık ücretini daha e, maliyetli bir noktaya taşıyordu. Yeni kontratında Mustera garanti ücretinde zam alacak ama maç başı ücreti e, ödenmeyecek. 2,5 milyon euronun üstünde e, bu kez yeni sözleşmesi 1 artı 1 yıl olarak e, revize edildi. E, 500. maçına da çıktı. E, özellikle Erden Timur, Mustera'nın e, zam talep etmesine e, karşın e, devam etmeleri gerektiğini e, Sayın Başkan Dursun Özbey'e anlattı. ve Bu noktada e, maç başı e, ücretinden vazgeçti. İki da İki tarafta fedakarlık yaptı ve e, Galatasaray önümüzdeki yılda e, Musera ile devam edecek. Buradan Galatasaray'ın iç transferiyle devam etmek istiyorum. E, Hakim Ziyeh ve Mertensin Sözleşmeleri hakkında yeni bir karar var mı Galatasaray'ın? Bu isimleri önümüzdeki sezonda Galatasaray forması ile izleyebilecek miyiz? E, Hakim Ziyeş e, 1 artı 1 artı +1, 1 yıllık bir kontratı vardı. E, ancak e, 15 maça çıkması halinde e, tabii ki futbolcunun da e, kendini e, açıkçası garanti alması için bir opsiyon maddesi konulmuştu. E, Ziyeş e, bu başarı e, maddesini yerine getirdi. Ve önümüzdeki yılda e, bir yıl e, kontratı uzadı otomatikman. Yani Hakim Ziyeş e, önümüzdeki sezonda Galatasaray'ın futbolcusu olacak. E, çok açık bir şekilde eğer ki e, bir ayrılık ya da teklif gelirse burada söz hakkı e, tamamıyla Galatasaray'a ait olacak. E, Mertens konusunda gerçekten e, Galatasaray'da e, yönetiminden, teknik teknikiyetine, e, takım arkadaşlarına onun e, profesyonelliğinden, lider karakterinden ve Türkiye'ye sağladığı uyumdan e, çok ama çok memnun. E, Türkçeyi e, gerçekten iyi konuşuyor. Mustere kadar olmasa da e, cidden arkadaşlarıyla Türkçe diyaloglara e, sık sık giriyor. E, bunu takım içinden de duyuyoruz. E, Mertense de e, Okan Hoca devam etmek istiyor. Zaten Mertensin ailesi de e, gerçekten aynı Icardi gibi bir e, İstanbul aşığı. O da önümüzdeki sezon. Artık Galatasaray ya da başka bir takım İstanbul'da kalmak istediğini menajerine iletti. Bu noktada Galatasaray'ın bir sonraki adamı Mustere sonrasında Mertens olacak. Mertens'in de önümüzdeki yıl kadroda tutulacağını açık bir şekilde dile getirebiliriz. Icardi demişken hemen hızlıca o konuya da geçmek istiyorum. Mauro Icardi özlenen performansına artık döndü diyebiliriz. Gol sayısını da arttırdım. Kendisini de bu süreçte Gerek maç sonu açıklamaları olsun, gerek paylaşımları olsun e, inançlı ve daha böyle agresif yani tabiri caizse o agresif bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Galatasaray yönetimi bu duruma nasıl bakıyor? Ya Icardi e, açıkçası tamamıyla şampiyonluğa fokuslanmış durumda. Çok e, lider ve e, çok özel bir karakter. E, mesela geçtiğimiz günlerde bir anekdot anlattılar geçen yılki şampiyonluk yarışı öncesinde, final haftası öncesinde. Biliyorsun Galatasaray Rams Park'taki Fenerbahçe derbisi öncesinde Ankara gücüyle karşılaşmıştı. Ve Ankara gücünün deplasmanda yenmesi halinde Galatasaray şampiyonluğu garantilecekti. Icardi'nin e, takım toplantısında teknik heyete şunu söylediğini anlattılar. Hani Ankara gücü maçını kazanmayalım. işi derbiye bırakalım. Fenerbahçe'yi Sağımızda derbide mağlup edelim ve onlara en büyük darbeyi böyle vuralım. Ya bu kadar iddialı ve tamamiyle Galatasaray'a fokuslanmış o büyük maçların ambiyansını önemini çok iyi bilen bir oyuncu. Yani geçen yıl şampiyonluğu derbide kazanalım, Fenerbahçe'ye darbe vuralım demiş. E, takım toplantısında ama tabii ki herkes bütün Galatasaray teknik heyeti, yönetim aman sakın böyle bir şey yok. E, hatta Musera da kendisiyle sonra konuşmuş. Yani Icardi bu sezon da gerçekten, yani Galatasarayın yarıştaki en büyük rakibinin Fenerbahçe olduğunu farkında ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a dair yaptığı bütün söylemleri, açıklamaları, paylaşımları çok yakından takip ediyor. İşte hatırlayalım, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe resmi hesabı onun kupalı fotoğrafını paylaşınca sosyal medya hesabından bir gönderme yapmıştı. Hatay Spor galibiyeti sonrasında yine Fenerbahçe Kulübü'ne dair bazı zekice açıklamalar yaptı. Yani Fenerbahçe adım adım takip ediyor Icardi. Galatasaray'a fokuslanmış durumda. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani Icardi çok zor bir sakatlık dönemi geçirdi. Fedakarlıklara imza attı. Zaman zaman sakat sakat, zaman zaman antrenman yapmadan oynadı. E, tabii ki bu sezonki performansını açık bir şekilde bu durum e, olumsuz etkiledi. E, ama onun da Galatasaray gibi Icardi'nin de şampiyonluk modunu açtığını söyleyebilirim. Zaten gündemi yakından takip etmesi, e, belki de Fenerbahçe'nin kimyasını bozmak için yaptığı paylaşımlar açıklamalar e, bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. E, bundan birkaç hafta önce Icardi ile alakalı bir Para problemi ortaya atılmıştı. Bunu da Galatasaray Kulübü'nün en yetkili isimleriyle görüştüm. Şunu söylediler, yani Galatasaray takımı içinde parayı en son problem edecek kişi neredeyse ikar dediler. Yani bugüne kadar en yüksek maliyetli oyuncu olmasına rağmen parayla alakalı kendisinin herhangi bir şekilde tek bir talepte bulunmadığını ifade ettiler. O dönemki gecikme şununla alakalıydı. Galatasaray 6 milyon euro garanti ücret artı 4 milyon euro da imaj hakları karşılığında anlaşma sağladı Icardi ile yıllık 10 milyon euro olarak. İmaj haklarının parasının ödeme tarihi Şubat ayının ortasıydı ve bu para geciktiği için avukatı temsilcisi bir ihtar yollamıştı. Ama Icardi burada devreye girdi. Erden Timur'la görüştü. Ve o 4 milyon euro vadeye yayıldı. Yani Icardi e, dediğim gibi herhangi bir şekilde e, bir para, ödeme vesaire sıkıntısı yok. Tamamıyla Galatasaray'a, şampiyonluğa, süper kupa finaline ve gol krallığına odaklanmış durumda. Sergio Orye Hatay Spor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı. Orye artık Takıma tam katıldı mı ve takım içi ilişkileri ne durumda, sevilen bir isim mi? Herkes çekimser bakmıştı aslında oraya transferine ve e, özellikle sahaya çıkmadan yaşadığı sakatlık sonrasında çok da eleştiri almıştı. Ama teknik heyetinde yönetimin de oraya ile alakalı bize aktardığı e, bilgiler şu anda tam tersi. Yani oraya bazı futbolcular için takımın neşe kaynağı ifadesi kullanılır. E, yıllar önce bunu Ebu için söylerdik biz 10 yıl evvel. Orgen'in de bu karakterde bir oyuncu olduğunu ifade ediyorlar. Hatta e, vatandaşı ve transferinde önemli rol oynayan e, Zaha'nın Galatasaray'a olan aidiyetini, performansını, e, motivasyonunu da arttırdığını dile getiriyorlar. E, Sergio Orgen'in. E, ve artık hazır durumda. E, takımla enerjisi çok iyi e, ve e, Süper Kupa finalinde de ilk 11'de başlamasını bekliyoruz Orgen'in. Galatasaray'da gündemin şampiyonluk yarışı olduğunu biliyoruz. Fakat Galatasaray'ın sezon sonunda bir seçim gündemi var. Seçim hakkında, seçimin perde arkasını bize aktarabilir misin? Bir kere şunu söylemek lazım. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek kesin olarak Mayıs ayındaki seçimli genel kurulda görev aday olacak ve görevine devam edecek. Burada seçim denklemleri ve matematiğinde bilinmez bir nokta var. Acaba Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in listesindeki ikinci başkan kim olacak? Çünkü e, açık bir şekilde Galatasaray Kulübü'nün içini bilen, e, bu periyotta yaptığı fedakarlıkların farkında olan isimler Erdem Timur'un devam etmesini istiyor. Bu listede yer almasını istiyor. Bir taraftan Sayın Başkanın Abdurrahim Albayrak'a, yeni yönetimde listede yer alması konusunda söz verdiğini birçok kişi konuşuyor ki e, Sayın Albayrak'ın da bu konuda camiada birçok insana, e, birçok üyeye yeni dönemde göreve döneceğim e, ifadesini kullandığı biliniyor. E, bunu duyuyoruz açık bir şekilde. E, bir taraftan da ikinci başkan şu an mevcut Sayın Metin Öztürk var. Burada Sayın Başkan'ın tercihi biraz daha listeyi şekillendirecek. Ama bu üçlüden birinin, ben dışarıda kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. E, fakat dediğim gibi e, camiada birçok insan Erden Timur'un e, yeni dönemde de Galatasaray'da görev almasını hem futbolda hem finansal anlamda e, yine mesai harcamasını çok istiyor. E, önümüzdeki günler e, Başkan Özbey'in de tercihini şekillendirecek. Son soruma geçmek istiyorum. Galatasaray'ın Kemerburgaz projesi hakkındaki son gelişmeler nedir acaba? Gerçekten e, yılan hikayesine dönen ve herkesin hani artık Galatasaray, Florya'dan ayrılmayacak galiba e, cümlelerini kullandığı bir durum. Ama e, geçtiğimiz günlerde e, Galatasaray Kulübü'nün önemli isimleriyle e, beraberdik. E, ve önümüzdeki yıl kesin olarak Galatasaray'ın Florya'dan ayrılıp Kemerburgaz'da antrenman yapacağını ve antrenman yapmak zorunda olduğunu söylediler. Çünkü Florya projesi için Galatasaray'ın verdiği taahhüt önümüzdeki sezon sona eriyor. Önümüzdeki yıl sona eriyor. E, bu noktada e, Galatasaray'ın yeni tesislerinde iki tane e, hibrit çim ve futbol sahası büyüklüğünde e, saha için 1 milyon 350 bin euroluk ödemeyi Galatasaray İş Adamları Derneği yaptı. ISS İrlandalı firmayla Galatasaray Kulübü anlaştı. Ve 1 milyon 350 bin euroluk bedel ödendi. Antrenman tesislerinin inşası ve kamp tesislerinin inşası bitmek üzere. Artık Galatasaray Kemerburgaz'da önümüzdeki yıl topa vuracak ve ilk çalışmasını yapacak. Ağzına sağlık sevgiler Naci Teşekkür ederim. herkese de bizleri izlediği için teşekkür edelim. Eğer ee, sorularınız varsa, sorularınızla e, ya da beğeni butonuna basarak bizi takip ederek destek olursanız sevinirim. Herkese iyi haftalar.